Merhabalar, Foranır Öğretici serisinin yeni bölümündeyiz. Bu bölümde Varangian Guard'ı anlatacağım, elimden geldiğince. Çok oynadığım bir karakter değil ama temellerinden bahsedeceğim kısaca. Hemen başlayalım. Temel kombolarından. Hafif saldırı, hafif saldırı tabii ki de. Saldırınızın yönü fark etmiyor. Hani istediğiniz yönden yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde tabii ki de yapabiliyorsunuz yani. Ağır saldırılar da iki şekilde. Ağır saldırı ve ağır saldırı ama ikinci ağır saldırı bloklanamaz gelir. Ve alan hasarı şeklinde böyle savurduğu için arkanızdaki rakiplere bile vurabiliyorsunuz galiba. Yani 4'e 4'lerde bayağı etkili olan bir karakter Varangian Guard. Tabii ki de bunları birleştirebiliyorsunuz. Ağır saldırıdan hafif saldırıdan ağır saldırıya ya da ağır saldırıdan hafif saldırıya geçiş yapabiliyorsunuz. Ama hafif saldırıdan ağır saldırıya geçiş yaparsanız ağır saldırınız bloklanamaz oluyor. Zon saldırısı bu şekilde baltasını savuruyor ve hafif saldırıyla ya da ağır saldırıyla devam edebiliyorsunuz. Bloklanamaz olarak geliyor. İleri atılması var Varangian'ın. İleri adım hafif saldırı. Kenara kaçılmaları da aynı şey. Yani hafif saldırıyla yapılıyor Varangian'ın. Sesini kısmışlar karakterin bu arada. Eskiden daha çok bağırırdı. Bak bu artık az bağırıyor yani. Ama iyi olmuş çünkü ya ilk çıktığı zaman hatırlayın haritada bunların sesi yankılanıyordu bayağı. Şimdi iyi yapmışlar ya da benim ayarlarda mı şey acaba? Seslerini kıstım mı ben bunların? Bakayım. Ha bir tık kısmışım. Şimdi nasıl olacak? Ya yine aynı yani çok değil. Kısmışlar belli ki. gerekliydi böyle bir nerf diyeyim. Varangian'ın temel komboları bu şekilde anlayacağınız. Kenara kaçılmalardan sonra da saldırılara devam edebiliyorsunuz tabii ki de. İleri adımdan sonra da falan. Yani komboları bu şekilde devam ettirebiliyorsunuz. Varangian'ın koşarken saldırısı ağır saldırıyla yapılıyor. Yani 4'e 4'lerde kullanabilirsiniz. Düelloda da kullanabilirsiniz. Size kalmış bir tercih. Yani daha kullananı görmedim düelloda. Açıkçası. Onun dışında anlatmadığım herhangi bir basit komboları bu kadar bu arada. Hani çok detaylı kombosu yok Varangian'ın. Şimdi Varangian'ın temel kombolarını anlattım. Kalkan vuruşunu falan anlatmam için rakibe gitmem lazım. Kalkan vuruşu yaptığınız zaman zon saldırınız garanti oluyor. Daha fazla enerji harcıyor. Daha fazla vuruyorsunuz. Daha az enerjim gitsin diyorsanız o zaman hafif saldırı yapabilirsiniz. Zondan sonra yine ağır saldırıya... Bir dakika zon garanti değil mi ya? Zonun garanti olması lazım da. Aynen garanti ya ben geç bastım galiba. Zon garanti... devam kombosu yapabiliyorsunuz tabii ki de. Hani hafif saldırıyla veya ağır saldırıyla devam edebiliyorsunuz. Bloklanamaz saldırıyla falan. Ama daha fazla enerji harcıyor bunlar. Şu an tabii ki de enerji kapattığım için gitmiyor enerjim ama normalde daha fazla enerji harcıyor zon saldırısı kullanmak. Daha az enerji gitmesi için hafif saldırı kombosu yapabilirsiniz yani. Bunlar önemli Varangian'da. Yani kalkan vuruşu önemli tabii ki de. Gelelim normal cezalandırmalara. Bunlardan ilki ne olacak? Tabii ki de karşı saldırı. Diyelim rakip size saldırı yapıyor. Rakibin saldırısı geldiği anda eğer hafif saldırı yaparsanız 18 hasar veren bir karşı saldırı yaparsınız. Ve onu işte ağır saldırıyla, hafif saldırıyla falan devam ettirebiliyorsunuz tabii ki de. Ama bu karşı saldırının diğer bir versiyonu var. Daha çok deflect tarzı bir versiyonu var. Bunun için ileri adım atmanız ve hafif saldırı yapmanız gerekiyor. Aynısı kenara kaçılmalarda da geçerli oluyor. Ama biraz erken basmanız lazım bu karşı saldırıyı yapabilmeniz için. Geç kalırsanız yapmaz. Aynı şekilde yukarıdan yapması daha kolay. Yandan yapması birazcık daha zor bu arada. 20 hasar veriyor bu karşı saldırılar. Normalde 18 vuran saldırılar yana kaçılma yaptığınız zaman 20 vuruyor. Ama dediğim gibi yana kaçılmalarda birazcık daha hızlı yapmanız lazım. Yukarıdan gelen saldırılarda anında yapabiliyorsunuz ama yana kaçılmalarda
şey yukarıdan gelenlerde böyle bekleterek yapabiliyorsunuz ama yana kaçılmalarda böyle anında yapmanız lazım ki o saldırıyı yapabilsin mesela. Bak şu an yapamadım. Çünkü zamanlamasını tutturmak gerekiyor. Yukarıdan o önemli değil. Herhangi bir zamanda yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi son anda yaptım burada mesela. Ama yana kaçılmalarda işte böyle anında basmanız gerekiyor belli ki. Bakın saldırıyı gördüğünüz an basmanız gerekiyor anladığım kadarıyla. Olmadı mesela şu an. Yapacağım bir tane ki görülsün diye. Bekliyorum ben de şu an. Ya bu şekilde işte saldırının geldiğini gördüğünüz an yapmanız lazım. Yap bakayım bir tane daha. Yukarıdan yapıyor bu da inadına. Yandan yapsana birader ya. Kaçıldığınız yöne de dikkat etmeniz lazım tabii ki de. Bakın mesela bir anında bastığımı düşünüyorum ama olmadı yine de. Böyle gördüğünüz an basmanız lazım belli ki. Burada çok bekledim. Yap bakayım bir tane yandan. Yandan yapacaksın ya. Gördüğünüz gibi anında bastım. O zaman oluyor işte. 20 hasar verebiliyorsunuz bu yana kaçılmalarda. Yani anlayacağınız o hamle bu şekilde yapılıyor. Böyle anında basmanız gerekiyor. Yana kaçılan rakiplere daha kolay yapılıyor bu hamle. Onun dışında Varangian'da yanında anlatmadığım herhangi bir şey kalmadı. Temel kombolar bazında diyorum. Cezalandırmalara geçelim. Guard Break'ler size yandan ağır saldırı şansı verir 24. Yukarıdan yapamazsınız. Blokluyor yukarıdan yaptığınız zaman. Duvar kenarındaysanız eğer ileri atma suretiyle yandan ağır saldırı, pardon, yukarıdan ağır saldırı yapabilirsiniz. İleri atarsanız yapmıyor da yana atarsanız yapması lazımdı. Niye yapmadı bilmiyorum. Bu şekilde yapıyor yani. Ya da geri atarsanız da yapıyor. Şöyle rakibi geri atarsanız da yukarıdan ağır saldırı kazanabiliyorsunuz. Şöyle atarsam yapıyor yani. Yana atmalarda yapıyor. İleri attığınız zaman yapmıyor sadece. İleri attığınız zaman karakter böyle bir bekliyor. O sırada yapamıyorsunuz. O yüzden yana atmanız ya da geriye atmanız lazım. Yana atmak en garantisi. Doğru attığınızdan da emin olun tabii ki de. Neyse normal yakaladığınızda, yanlardan yaptığınızdan ağır saldırıyı emin olun. Çünkü yukarıdan yapamıyorsunuz. Rakibin saldırısını perilerseniz bir zon saldırı şansınız var ya da hafif saldırı da yapabilirsiniz. Zon daha fazla enerji götürür. Hafif saldırı ise bir hasar daha alıyor. Onun dışında kalkan vuruşu da yapabilirsiniz açıkçası. Ama o zaman yani çok bir anlamı kalmıyor açıkçası. Hani ekstra bir combo yapmış olursunuz. Yine aynı hasarı veriyorsunuz. Onun dışında başka bir şey yok. Cezalandırması yok bu Varangian'ın ağır saldırıda. Yani zone yapmak burada en mantıklı tercih. Çünkü 13 hasar vuruyorsunuz. Enerjiniz yokken dikkat edin sadece. Hafif saldırı yaptığınızdan emin olun derim. Hafif saldırı perilerseniz yukarıdan ağır saldırı yapıyorsunuz. Yukarıdan ağır saldırı 27 vuruyordu. Yandan ağır saldırılar 24 vuruyor. Yukarıdan vurduğunuzdan emin olun hafif saldırı perilerseniz. Şimdi gelelim Varangian'ın kilit özelliğine, full guard duruşu. Varangian sonsuza kadar bekleyemiyor. Böyle refleks anlık. Yani sonsuza kadar bekleyemiyor ama şöyle bir saniye bekliyor yani. Bu birazcık daha refleks ile alakalı. Hani rakibin saldırısının geldiği anda bunu yapmanız lazım. Hafif saldırı, ağır saldırılar, zonlar bunun için geçerli. Şeyin zonu hariç, Blackbriar'ın. O çünkü saldırı değil, 5 atıyor size. Bloklanamaz saldırıların haricinde yani bunları, saldırıları engelleyebiliyorsunuz. Full guard'dan sonra yapabileceğiniz 3 hamle var. Birinci hamleniz hafif saldırı. 14 hasar vuruyor. Onu tabii ki de devam ettirebiliyorsunuz. Bloklanamaz saldırıyla falan devam ettirebiliyorsunuz. İkinci hamlesi ağır saldırı. Bloklanamaz bir ağır saldırı yapma şansı oluyor. Ve 18 hasar vuruyorsunuz. Bunun devamında ise rakibe kafa atıp bir hafif saldırı yapabiliyorsunuz. Yani full guard'dan sonra ağır saldırı, yakalama tuşu, hafif saldırı yapabiliyorsunuz.
Ama o kafa atışını rakibi kandırmak için kullanabilirsiniz. Yani şunu yaptınız diyelim, rakip kafa atacağınızı düşünüp yana kaçılma hamlesi yapabilir. Tam o sırada işte guard break atıp biraz bekleyip, yani şöyle bekledim, guard break attım, ağır saldırı yaptım. Bu da Varangian'da yapabileceğiniz bir combo. İşe yarıyor yani. Çünkü rakip bundan sonra sizin kafa atacağınızı düşünüyor genelde. Eğer çok iyi bir oyuncu değilse yani. Yapabilirsiniz o komboyu da. Üçüncü hamleniz ise 5. Rakibi ileri savurdunuz. Bayağı ileri savuruyor bu arada. Bir hamle yapıyorsunuz. Duvar kenarında ise rakip yukarıdan bir ağır saldırı yapabiliyorsunuz işte. 27 ağır saldırıyı burada verebiliyorsunuz. Güzel bir hamle diyebilirim. Bu şekilde 27 hasar verebilirsiniz. Duvar kenarındayken bunu yaptığınızdan emin olun derim. Hani enerjiniz falan da varsa. O yüzden gayet güzel bir hamle olduğunu düşünüyorum. Varangian'ın şöyle bir özelliği var. Aramuş'a da bahsetmiştim size. Hani her saldırıdan sonra kılıç bloğuna geçiş yapabiliyordunuz ya. Varangian'da da var o özellik. Hafif saldırıdan, zondan, kenara kaçılmalardan, işte ileri atılmadan ya veya işte zincirleme ağır saldırı kombosundan sonra falan her saldırıdan sonra yapabiliyorsunuz yani 5'ten sonra yapamıyorsunuz sadece. Ama 5 hafif saldırıdan sonra yapabilirsiniz sanırım. Bakayım. Aynen 5 hafif saldırıdan sonra yapabiliyorsunuz. Bu ani geçiş Varangian için çok önemli. Yani diyelim ki siz ağır saldırı yaptınız. Karşınızda da bir Orochi var diyelim. Bunu yaparken kenara kaçıldı. Kenara kaçılma saldırısı yaptı. Onu full guard ile karşılayabiliyorsunuz yani anlayacağınız. O yüzden çok güzel bir özellik diyebilirim. Şöyle komboladım. Mesela bu bloklanamadan kaçıldı diyelim rakip. O zaman anında full guard'a geçip onu karşılayabilirsiniz. Ama yine de dikkatli olun, sürekli bunu yaparsanız rakip de anlayacaktır yani. Bu beleş guard break demek çünkü. Yani rakip iyi oynarsa, tahmin ederse ne yapacağınızı. O yüzden dikkatli olun derim. Anlatmadığım herhangi bir şey kalmadı sanırım Varangian'ın. Benim bildiklerim bu kadar. Maksimum cezalandırmalara geçebiliriz bence. Enerjisini alalım rakibin. Rakibin enerjisi yokken şey yapmak kolay. Aslında Varangian'da. Ha bak dur. Bir şey anlatmayı unuttum, pardon. Bunu hatırladığım iyi oldu. O şeyleri anlatmadan önce bundan bahsedeyim. Varangian Guard'da bloklanamaz saldırı geçişlerini, yani bloklanamaz saldırı iptal guard break'i mesela şey yapabilirsiniz. İptal tuşuna basmadan, direkt yakalama tuşuna basarak yapabiliyorsunuz Varangian Guard'da bunu. Ve bunu biraz bekletebiliyorsunuz da, şöyle küçük bir bekleme ama. Şöyle göstereyim. Bu anında yakalamaydı mesela. Şu şekilde de göstereyim. Anında yakalama bu. Bu ise bekletilmiş yakalama. Yani bir küçük anlık bir bekleme yapabiliyorsunuz anında yakalamanın dışında. Bu da rakibi kandırmanız için ideal bir hamle olabilir. Yani enerjisi yokken rakibi nasıl yakalayacağım? İşte bu şekilde yakalayabilirsiniz. Bu şekilde bekleyebiliyorsunuz yani. Anında yakalamanın dışında. Bu şekilde bekleyebiliyorsunuz. Bu beklemeyi anlaşılan zonda daha iyi yapabiliyorsunuz. Yani hafif saldırıda onun bir sınırı var. Şöyle anlık bir şey o. Bakın mesela. Şu an beklemeye çalışıyorum, olmuyor. Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz en fazla ama zon saldırısında bayağı bekleyebiliyorsunuz. O güzel bir hamle. Bunlar tabi detaylı hamleler artık Varangian'ın. Onları sizin o kendiniz oynayıp geliştirmeniz lazım. Çok fazla beklerseniz saldırı yaparsınız. Ama anlık bir bekleme ile rakibi kandırabilirsiniz. Enerjisi yokken rakibi nasıl yakalarım sorusunun cevabı da bu olabilir. Yani şu şekilde rakibi yakalayabilirsiniz. Varangian'da yakaladıktan sonra yapacağınız combo aynı genel olarak. Yakaladınız, attığınız yön fark etmiyor açıkçası. Şöyle ileri atarsanız biraz fazla ileri savuruyor. O zaman yapacağınız şey bak, hafif saldırı yaparsanız olmuyor. İleri attığınızda zon ağır saldırı yapmanız gerekiyor. Varangian'ın kombosu zaten zon hafif saldırıdır. İleri adım burada. Diyelim ki zon yapmayı unuttunuz diyelim. O zaman ne yapacaksınız?
İleri adım, hafif saldırı ve ağır saldırı yapabilirsiniz. 12, 10, 29 vuruyor o zaman. Bir hasar az vuruyorsunuz yani, anlayacağınız. Normalde hani zone saldırısı, ağır saldırı yaptığınız zaman 13 vuruyor zone saldırısı Varangia'nın. Bir hasar fazla vuruyorsunuz yani, ama diyelim ki zone'u kaçırdınız, unuttunuz. O zaman ileri adım, ağır saldırı yapabilirsiniz. Yana attığınız zaman o ileri adım atmanıza gerek yok. Normal hafif saldırı, ağır saldırı yapabiliyorsunuz. Hafif saldırı, hafif saldırı değil. Hafif saldırı, ağır saldırı kombosunu yapabiliyorsunuz. Yine zone ağır saldırı yapabilirsiniz bu arada. Ama işte ilk hafif saldırı yana atmalarda tutuyor. Bunun zone'unu yapmak da biraz sıkıntı ya. Böyle biraz bekleyip yapmanız gerekiyor. Şöyle. Anında yaparsanız olmuyor yani. Anında zone'a basarsanız yapmıyor karakter. Şöyle biraz hafif küçük bir anlık bekleyişten sonra yaparsanız garanti oluyor zaten. Geri attığınız zaman da yine zone ağır saldırı yapabilirsiniz Varangia'da. Enerjinizi daha fazla götürüyor bu combo tabi zone attığınız için. Enerjiniz azken yine hafif saldırı ağır saldırı kombosu yapabilirsiniz. Bu sefer enerjiniz çok hani dipte değilse bitmeyecektir. Rakip diyelim sizi perilemeye çalıştı. O zaman yapacağınız hamlede aynı yine zone. Ağır saldırı yapabilirsiniz. Ağır saldırı, ağır saldırı yapamıyorsunuz Varangia'da. Bildiğim kadarıyla. Deneyelim. Yapamıyorsunuz ya. Çok bekliyor Varangia'nın ilk ağır saldırısında. Yapamıyor o yüzden. Ama zone ağır saldırı yapabilirsiniz. Ya da işte hafif saldırı, ağır saldırı yapabilirsiniz Varangia'da diyorum. Başka da herhangi bir kombosu kalmadı sanırım anlatmam gereken. Her şeyi anlattım. Düello'ya geçelim. Maça geçtik. Karşımda bir Centurion olacak. Bakalım nasıl oynayacak Centurion. Şöyle hafif saldırı bloklanamazdan guard break'e geçiş denedim, olmadı. Kalkan vuruşu, hafif saldırı bloklanamaz saldırı yapmama izin vermiyor. Direkt şey yapıyor. Hafif saldırıyla bozuyor beni. Güzel. Güzel periledi ama yanlış hamle yaptı. Çok yanlış oynadı herhalde. Bu bloklanamaz saldırıdan mesela kaçılmaya çalıştı orada gördüğünüz gibi ama başaramadı bunu. Çünkü böyle alan saldırısı vuruyor dedim ya, bundan bahsediyordum yani. Kaçılmaya çalışırken dikkatli olmanız lazım. Mesela ağır saldırı yaptım direkt, gördüğünüz gibi perilemeye çalıştı beni ama yanlış hamleydi bu. Varangia'nın bu ağır saldırısını seviyorum. İşte çünkü rakip o zamanlamayı tam çözemiyor. Hafif saldırı yapacağımı falan zannetti galiba. Tam zamanlamayı çözemedi büyük ihtimalle. O yüzden yedi saldırıyı. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım Varangia'nı da. İşte çok oynamadığım bir karakter olduğu için tam kombolarını bilmiyorum ben de yani. Çok detaylı kombosu yok zaten de. Güzel. Bekletilmiş yumruk attı burada. Güzel oynadı. Şu an dezavantajlı durumdayım ben. Burada kalkan vuruşu, hafif bloklanamaz guard break'e geçiş denedim, olmadı. Bloklanamaz kafa vuruşu yaptım. Tamam. Hafif hafif deneyecektim, olmadı. Güzel yakaladı beni. Yanlış combo yaptı ama. Yemedim. Bloklanamaz vurdum. Burada şey yapacağım o halde. Hafif saldırı. Orada şey yapacağım. Kafa vuruşunu yapmayacağım. O bahsettiğim komboyu yapacağım. Kafa vuruşu yapmayıp yakalamayı deneyeceğim onu. Guard break'le ya da kenara kaçılıyor aslına bakarsanız. Hani bekleyip perileyebilirim de. Bir şeyler deneyeceğiz bakalım. Çözmeye çalışıyorum nasıl oynadığını da, konuşurken oynamak bir tık zor tabii ki de. Şöyle ileri hafif yapacağım. Guard break denedim. Vuracağım bunu da. Bekledim, guard break attım. Yemedi, biraz geç kaldım orada. İptal ettim. Güzel, onu vurabilirdi bu arada. Hafif saldırı, hafif saldırı yaptım. Yanlış oynadım. Hafif saldırı yaptım bloklanamazından kurtulmak için. Ağır saldırı iptal. Kalkan vuruşu, hafif saldırı, bloklanamaz. İptal ettim. Yani kenara kaçılmasını bekliyordum. Kaçılmadı kenara. Güzel. Yemedim. Yemedim. Ben de bir guard break. Oh, güzel yakaladı beni. Duvara vurdu. Çok yanlış oynuyorsun sen ya. 8 reputation'sın bile.
Orada duvara vurdu, bana bloklanamaz saldırı yapması lazımdı. İlginç. Neyse, çok önemli değil. Yarın da Varangian düellosu atarım. Sadece Varangian'la oynayıp böylece karakteri daha iyi anlamış oluruz. Gel bakalım. İptal ettim. Kenara kaçılmasını bekliyorum da kaçılmıyor. Bloklanamaz yaptım, bekledim. Guard break attım gördüğünüz gibi. Kombodan bahsetmiştim. Kenara kaçıldım. Yakaladım. Ağır saldırı, ağır saldırı yaparak işini bitirdim. Gayet güzeldi. Ok değil. Gelelim Varangian Guard'ın perklerine. Varangian bir heavy olmasına rağmen support perki var. Bence Varangian'a support perki pek iyi gitmiyor. Buna heavy perki olsaydı, mesela Blackbriar'ın perkleri Varangian'da olsaydı çok daha iyi olurdu. Yani Blackbriar'ın perkleri acayip iyidir yani. Mesela Bastion var, Last Stand var, Bull Cup var, Vengeful Barrier var. Daha ne olsun yani, ama Varangian'da bu durum öyle değil ne yazık ki. Sadece support perkleri eklemişler ona. Yani şuraya bir Bastion lazım da açıkçası. Support perk olduğu için yani Rimmed'i alın. Gerisine karışmıyorum. İstediğinizi alabilirsiniz yani. Tabii ki Varangian birazcık daha böyle support tarzı. Hani takım arkadaşlarınıza destek olabildiğiniz bir karakter. Şey, yetenekleri sayesinde. Yeteneklerinden kastım yani şunlar. Mesela işte bu yüzden yani ona support perki vermişler büyük ihtimalle yeteneklerinden dolayı. İşte rakip, kendi takım arkadaşlarınızın canını iyileştirebiliyorsunuz. Burada mesela kendinize ve takım arkadaşlarınıza atak boost'u verebiliyorsunuz falan. Bu yüzden Varangian support perki vermişler yani. Bilmiyorum ya, daha iyi bir perk verebilirlerdi bence. Bastion falan da iyi giderdi buraya. Last Stand falan ölümsüz olurdu gerçi o zaman da, neyse. Yani Rimmed'i alıp gerisini size bırakıyorum. İstediğinizi alın yani. Bugünlük bu kadardı. Varangian Guard'ı anlattım. Bir sonraki öğretici serisinde ya Shinobi anlatacağım ya da Nobushi anlatacağım. Zaten ikisi kaldı sadece anlatmadığım herhalde. Başka kaldı mı ya? Shinobi ve... Saymıyorum onu. Nobushi kaldı, tamam. Shigoki'yi unuttum. Harbi unuttum. Evet, tamam. Shinobi, Nobushi ve Shigoki var. Shigoki'yi en sona bırakıyorum. Wulinler bitti. Afer anlatacağım. Sonra Centurion, Griffon, Conqueror kaldı burada. Burada sadece Yorm ve Highlander kaldı. Highlander'ı da anlatacağım. Bir sonraki sefere Yorm ya da Highlander'ı anlatırım. Highlander'ı birazcık daha anlamam lazım. Ona daha var. Az kaldı be. Kurtuluyoruz. Tüm karakteri anlattığımda öğretici serisine son vereceğim. Artık çekmeyeceğim yani. Yeni karakter çıkana kadar. Onları tabii anlatırım. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.